Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Adap ve nezaket konusuyla karşınızdayız. Gerçekten çok önemli bilgiler öğreneceğiniz bir konu. Biz hazırız. Görüyorum ki sizler de hazırsınız. O zaman yayınımıza başlayalım. Hadi bakalım. Sevgili öğrenciler, 5. sınıf ev okuldayız ve Şubat programımızı sizlere tanıtarak başlamak istiyorum. Çünkü bu programlar gerçekten çok ama çok önemli. Şubat ayı, Ocak ayında yayınlandı. Daha önceki aylarda yayınlandı ve bundan sonraki aylarda da yine programlarımız yayınlanacak. Programlarımızı takip ederek çok güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde ders çalışmış ve videolarımızı izlemiş olacaksınız. Ve aynı zamanda ödevleriniz burada. Dersimizin sonunda bu programa bakacağız. Ödevsiz bir öğrenci, balkonsuz bir eve benzer, bunu da unutmayalım. Peki, neler öğreneceğiz? Bugün nezaket kurallarını ve selamlaşma adabını çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi bakalım. Bizleri nerelerden izliyorsunuz? Bunları da yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi birkaç tane yorum atan öğrencimizi okuyacağım. Ve bu arada like'a basmayı unutmayın. Like'a bastığınız zaman da yoklamaya katılmış olacaksınız. Burada bir dedemiz var, Tonguç'umuz var, görüyorsunuz. Evet, şimdi Irmak Yıldırım merhaba demiş, merhaba. Şükran buradaymış. Furkan diye biri buradaymış. Furkan diye biri, evet, diye biri diye soyadı olduğunu düşünmüyorum. Hilmi Soylu buradaymış. Gülsüm Türkan, Osman Üngör buradaymış ve çok güzel bir şekilde yorum yapmış. Şimdi adab nedir? Edep nedir? Nezaket kuralları bizim için çok önemli. Adab kelimesi edep kelimesinin çoğuludur. O zaman adab kelimesi neymiş? Edep kelimesinin çoğuluymuş. Peki edep neymiş? İyi ahlak, güzel terbiye, eğitim demektir. İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kuralları biz adab kuralları diyormuşuz. Örneğin otobüste yaşlılara yer vermemiz. Bunlar gerçekten çok önemli bir adab kuralıdır. Sizler de gördüğünüz zaman yaşlılara yer vereceksiniz. Hamilelere, gazilere, bunlar önemli nezaket kuralları arasındadır. Nezaket nedir peki? Nezaket, insanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar, görgülü davranışları denir. Nazik davranışları gösterenlere nazik, nezaket sahibi insanlar denir. Örneğin size biri bir şey ikram ettiği zaman, ailenizden biri, arkadaşlarınızdan biri, öyle alıp yiyecek misiniz? Hayır, alacaksınız ve diyeceksiniz ki teşekkür ederim veya ne kadar naziksiniz ve bu da sizin ne kadar nezaketli bir insan olduğunuzu gösterecek. Bak Tonguç da Tongül de böyle yapmış. Peki edep ve nezaket kuralları sayesinde ne olur? Edep ve nezaket kuralları sayesinde nerede nasıl davranmamız gerektiğini biliriz. Birisi bize bir şey ikram ettiği zaman teşekkür etmemiz gerektiğini biliriz. Otobüste yaşlılara yer vermemiz gerektiğini biliriz. Toplumsal kurallar konusunda bilinçleniriz. Güzel tutum ve davranışlarımız gelişip güzelleşir. Ve bireylerin birbirine karşı sevgi ve saygıları da artar tabii ki de. Düşünsenize, size biri nezaket içerisinde böyle nazik bir şekilde konuşuyor ve bu kurallar çerçevesinde size davranıyor. Sizin ona saygınız artar. Siz insanlara öyle davrandığınız için insanların da size saygısı artar. Huzurlu bir toplum olunur ve tüm insanlığa örnek olunur. Sizi gören küçükler sizden böyle örnek alırlar. Onlar da sizin gibi davranmaya çalışırlar. Böylece huzurlu bir toplumda oluşmuş olur. Like'a basmayı unutmayın. Like'a bastığınız zaman yoklamaya katılıyorsunuz. Dediğim anda Furkan like'a bastı ve yoklamaya katıldı. Ne kadar hızlı bir öğrenci. Ve bu arada klavyelerinizden asla ve asla uzaklaşmayın. Çünkü çok güzel sorular geliyor. Çok güzel sorular geliyor. İsim yazdıran sorular geliyor. Bakalım kimler isimlerini yazdıracaklar. Şimdi evde nezaket kuralları. Bir kere evin ortasında öyle top oynamayacağız değil mi? Yani veya böyle işte koltuğumuzun üstünde tepinmeyeceğiz. Böyle zıplamayacağız. Annemiz kızar ve nezaket dışı bir davranış olur. Ve tabii ki de kendi malımıza zarar vermiş oluruz. Değil mi? Tepineceğimiz yer sokak. Tepineceğimiz, top oynayacağımız yer futbol sahaları. Basketbol oynayacağımız yerler basketbol sahaları. Evde niye top oynuyoruz değil mi? Bu gerçekten önemli. Evde nezaket kuralları, ortak eşyaları düzgün kullanmalıyız. Ortak eşyalardan kastı nedir sevgili öğrenciler? Hepimizin ortak olarak kullandığı evdeki eşyalarımız, çamaşır makinelerimiz, işte masa, çalışma masaları, mutfaktaki masalar veya tabaklar, bardaklar, bunları düzgün kullanmalıyız. Aile büyüklerine saygılı olmalıyız. Annemize, babamıza, dedemize karşı, küçüklerimize ve büyüklerimize karşı. Büyüklerimizin sözlerini asla kesmemeliyiz. Ve aile bireylerine de yardım etmeliyiz. Örneğin, şimdi yemeği hazırlayacak haliniz yok. Ama hazırlanmış bir yemeğin servisinde annenize, babanıza yardım edebilirsiniz. Okulda nezaket kurallarına baktığımız zaman bir kere öğretmene söz isteyeceğiniz zaman, öğretmenden söz isteyeceğiniz zaman parmak kaldırmanız gerekiyor.
Öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza okulda saygılı olacağız. Okul kurallarına uyacağız ki düzenli bir şekilde okul işleri yürüsün. Kimsenin sözünü kesmemeliyiz ve kimsenin eşyasını izinsiz almamalıyız. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli şeyler ve bizlerin de bu konuda duyarlı olması da gerekiyor. Peki sokakta nezaket kuralları. Bir kere çevreye zarar vermeyeceğiz. Öyle çöpümüzü yere alıp böyle emredip atmayacağız. Çöpümüzü çöp kutusuna atacağız. Çöpleri yere atmamalıyız. İnsanları rahatsız etmemeliyiz. Böyle büyük seslerle böyle bağırmamalıyız. Yüksek seslerle bağırmamalıyız. İnsanları rahatsız edici davranışlardan uzak durmalıyız ve çevreye karşı duyarlı olmalıyız. Yaşlı bir ninemiz varsa onlara da ne yapacağız? Saygı göstereceğiz, yardım edeceğiz ama dikkatli olacağız. Toplu taşımada da yaşlılara yer vermeliyiz. Zaten dersimizin başındaki görselde de bunu anlatıyoruz. O halde biz hazırız. Görüyorum sizler de hazırsınız. Sizlere çok güzel bir soru soracağım. Bakalım bu soruyu kim doğru bir şekilde cevaplayacak? Evet, Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ya da Kur'an-ı Kerim'in diyelim. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresinin adı nedir? Hadi bakalım. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresinin adı nedir? Challenge'lar, yarışmalar başlasın. Bu soruyu doğru cevaplayan birkaç tane öğrencimizin ismini buraya yazacağım. Ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresinin adı nedir? Bunu soruyorum sizlere. Gerçekten çok ama çok önemli. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresinin adı nedir? Evet, cevaplar gelmeye başladı. Evet, Zehra-Yül Kartal ben herkese yardım ediyorum demiş. Çalışan kazanır 3-2-1 yorum yapmış. Evet, 3-2-1 hemen çalışacağız. Murat Demir merhaba hocam demiş. Merhaba diyoruz. Emrah Uysal zeki çocuk buradaymış. Mehtap Cihan Ankara 06. O Ankara'dan katılıyor. Ankara bebesiyiz diyor. Bakalım başka. Evet doğru cevaplar geliyor. Doğru cevap veren öğrencilerimizden birisi Dila Öcek. Dila'cığım seni tebrik ediyorum. Ve gerçekten başarılarında devamını diliyorum. Dila Öcek doğru cevabı verenler arasındaydı. Bakalım başka kimler doğru cevabı Dile yazdım. Dila'ydı. Evet şöyle düzeltmişti olalım. Evet. Suli doğru cevap vermiş. Etkinlik Yap kanalı doğru cevap vermiş. Tuana Nehir Turan, Berat Taslan, Mertcan İnan, Harun Koç, Sena Kılıç doğru cevap veren öğrencilerimiz arasındaymış. Ama Akif Kumlulu da doğru cevabı vermiş ve Akif'ciğim seni tebrik ediyorum ve ismini de buraya yazmak istiyorum. Kumlulu Akif Kumlulu. Başarılı da bir öğrencimiz. Şöyle Kumlulu ismini de yazdık. Başka Nimet bakalım doğru cevabı vermiş. Yasemin Acar, Şeyma Demir, Murat Yaman, Mira da doğru cevabı verenler arasındaydı. Çok hızlı bir şekilde geçtik. Peki ziyarette nezaket kuralları. Yani bir yerden bir yere gittik, komşuluk yaptık. Burada ne yapacağız? Hemen gidip bilgisayarımı kurcalayacağız. Hemen gidip oralarda böyle öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Ziyareti kısa sürede keseceğiz. Öyle çok uzun süre kalmayacağız. Geç saatlere kadar oturmayacağız. Verilen ikramlar için teşekkür edeceğiz. Allah razı olsun diyeceğiz bir kere. Ve evdeki eşyaları karıştırmayacağız. Bu çok kötü bir şeydir. Lütfen. Bir misafirle gittiğiniz zaman başkasının eşyası karıştırılmaz. Onlardan izinsiz başkasının eşyası da kullanılmaz. Bu gerçekten önemli bir şeydir sevgili öğrenciler. Evet devam edelim. Sosyal medyada nezaket kuralları. Mahremiyete dikkat etmeniz gerçekten çok önemli. Sosyal medyada mahremiyete dikkat edeceğiz. Kişisel bilgilerimizi öyle her yere yazmayacağız, vermeyeceğiz. Bunlar çok önemli. Resimlerimizi işte dikkat edeceğiz bu konuda da. Kaba ve rencide edici ifadeler kullanmayacağız. Başkalarının fotoğraflarını izin almadan paylaşmayacağız. Bu da sosyal medyadaki nezaket kuralları arasındadır. Sizlerin en çok dikkat etmesi gereken kurallar arasında yerini alır. Peki Hucurat Suresi'nin 12. ayetinde nezaket kuralları ile ilgili, başkasının arkasından konuşmayla ilgili bakalım Yüce Kitabımızda ne yazıyor? Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmeyin. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir ve çok merhamet edendir. Hucurat suresinde başka kişinin arkasından konuşmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu da bizlere vurgulamış. O halde bir soru daha geliyor.
Bakalım bu sorumuzu kim doğru cevaplayacak? Bu arada sevgili öğrenciler, dersimizin sonunda yayınımızı kaçıranlar için, canlı yayını kaçıranlar için şöyle de bir güzellik yapıyoruz. Lütfen videolarımızı izleyince, yayınımızı tekrarını izleyince soruların cevabını da yine yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada like atmayı da unutmayın. Az önce sizlere çok güzel bir soru sormuştum. Neyi sormuştum? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresini sormuştum ve bu soruma pek çok öğrencimiz doğru bir şekilde cevap vermişti. Hatta şöyle yapalım, daha iyi olur. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresini sormuştum ve Akif Kumlulu, Dila Ölçek doğru cevap verenler arasındaydı. Bu sefer Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresini soruyorum. Bu arada en uzun suresinin doğru cevabı da tabii ki de Bakara'ydı. Bunu da vermeyi unuttuk. En uzun surenin doğru cevabı Bakara. En kısa sureyi soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresinin adı nedir? Az önce Kur'an-ı Kerim'imizin, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresini sormuştuk ve Bakara olarak doğru cevabı pek çok öğrencimiz vermişti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresinin adı nedir diye soruyoruz. Hadi bakalım. Oo, ilk doğru cevap verenlerden biri Şükran. Bakalım Şükran Evreüz oldu. Şükran'cığım seni tebrik ediyorum. İlk doğru cevap verenler arasındaydın ve şöyle biraz daha ismini de buraya yazalım. Şükran'cığım seni tebrik ediyorum ve ismini de şöyle buraya yazmakta istiyorum. Kevser suresi dedi ve doğru cevap verdi. Şöyle Evreüz cevabında yazalım. Bakalım başka kimler doğru cevap verdi? Kimler bu soruya doğru, bu soruyu doğru bildi? Şimdi Bakara zaten en uzun suresiydi. En kısa suresini sormuşum. O zeki çocuk doğru bildi. Zaten başka kim bilecekti ki? Zeki çocuk doğru bildi. Şöyle yazalım. Zeki çocuk bu soruyu doğru bir şekilde bilmiş oldu. Bakalım başka hangi öğrencilerimiz doğru bildiler? Kevser Ali Berat Doğan Kevser suresi demiş. Zeynep Ceylin Kevser suresi demiş. Elif Yılmaz Kevser suresi. Ramazan Kayacu Kevser suresi demiş ve doğru olarak bilmiş. Bakalım başka kimler doğru cevabı verdiler? Oo, Berk Özetçi doğru cevap verdi. Akif Kumullu yine doğru cevap verenler arasında. Erdem Atasoy da yine doğru cevap veren öğrencilerimiz arasındaydı. Erdem'ciğim seni de tebrik ederim. Erdem Atasoy'un da ismini buraya yazmış olalım. Şimdi bu arada klavyelerinizin başında ayrılmayın. Sorularımız devam da edecek. Selamlaşma adabı. Selam, barış, esenlik, güven, kurtuluş gibi anlamlara gelir. Selamlaşma ise insanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemeleridir. Bunu zaten günlük hayatta pek çok şey, pek çok kez yapıyoruz. Ve birbirimizle iletişim kurmanın ilk yolu odur. Yani bir arkadaşımızı gördüğümüzde direkt konuya mı giriyoruz? Hayır. Selam, nasılsın? Veya selamünaleyküm. İşte hayırlı günler. Değil mi? Bir yere giriyoruz mesela bir dükkana. Ne diyoruz? Selamünaleyküm diyoruz. Hayırlı işler diyoruz. Ya. Ondan sonra cümlemize başlıyoruz. Merhaba, selam, günaydın, hayırlı günler, selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Birer nedir sevgili öğrenciler? Selamlaşma adabında kullandığımız selam cümle kelimeleridir. Peki, Nisa suresinin 86. ayetine bakalım. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Evet, gerçekten öyle. Size bir kişi selam veriyorsa, selamünaleyküm diyorsa siz de ona yine güzel bir şekilde selamünaleyküm dediği için size aleykümselam olarak karşılık vermeniz gerekiyor. Merhaba diyor. Siz de ona ne diyeceksiniz? Merhaba, selam. Selam diyeceksiniz ve selamını karşılıksız bırakmayacaksınız. Bunlar çok önemli. Peki. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnsanların yüce Allah katında en hayırlısı önce selam verenlerdir. Size yaptığınız takdirde, bakın size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Gerçekten selamlaşmanın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Selamlaşma adabında toplumumuzda kullanılan bazı selamlaşmalara baktığımız zaman az önce de bahsettik. Merhaba, günaydın, selamünaleyküm, hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Bunlar arasındadır. Ülkemizde insanlar genellikle ne yaparlar? Selamünaleyküm derler ve karşılığında aleykümselam olarak bunun yanıtını alırlar. Tonguç ne diyecek Tankut'a? Selamünaleyküm Tankut. Tankut ne diyecek Tonguç'a? Aleykümselam Tonguç ve bu şekilde selamlaşma da gerçekleşmiş olacak. Peki selamlaşarak ne yaparız? İnsanlar arasındaki sevgiyi ve saygıyı ve güveni arttırırız. Toplumdaki birlik ve beraberlik duygularını geliştiririz. Hem dini hem de insani hem de nezaket kuralını yerine getirmiş oluruz. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını ve insanların sevgisini kazanmamıza da vesile olmuş olur sevgili öğrenciler.
Hadi bakalım. Bir soru daha soracağım. Bu soru da gerçekten bizim için çok ama çok önemli de bir soru olacak. Bakalım bu soruyu kim doğru bir şekilde yanıtlayacak? Kendisine inananlara Hanif denilen, bakın kendisine inananlara Hanif, ya da onu sormayayım, kim sorayım? Bir peygamber soruyorum sizlere. Birkaç tane özelliği vereceğim. Şimdi bu peygamber kimdir? Hadi bakalım. Bu peygamber, şöyle yazalım. Peygamber kimdir? Bu şekilde bir peygamberin iki tane özelliği vereceğim ve doğru bilen öğrencimizin isimlerini de yazacağım. Şimdi kendisine Zebur verilmiştir ve İsrail oğullarına gönderilmiştir. Hadi bir tane daha vereyim. Hazreti Süleyman'ın, şöyle yazalım. Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Bu peygamberin ismini soruyorum. Bakın, hem hükümdar hem de peygamberdir. Bir özellik daha verdik artık sırf siz öğrenin diye. Kendisine Zebur verilmiştir. Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Kendisine kitap verilen dört peygamberden de biridir. Bu peygamberi sizlere soruyorum. Oo, ya ben daha sormadan cevap gelmiş oldu. Hazreti Davut cevabı gerçekten doğruydu. Hazreti Davut Aleyhisselam cevabını doğru olarak veren öğrencilerimizden bakalım kimlermiş bunlar. O Yaren doğru cevabı vermiş. Saban doğru cevabı verenler arasındaymış. Bakalım başka kimler doğru cevabı vermiş. Derya Dudu doğru cevabı vermiş. Derya'cığım seni tebrik ediyorum ve buraya ismini de yazmak istiyorum. Derya Dudu doğru cevabını vermiş ve Hazreti Davut Aleyhisselam cevabını doğru bir şekilde bizlere aktarmış. Bakalım ilk doğru cevap verenler arasında yine Şükran Evreüz var. Gerçekten bugünün başarılı bir ismiydi. Bakalım Hazreti Davut doğru cevabını başka kim? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la karıştıranlar var. Ben Hanif deyince hemen tabii ki de oraya kaydınız ama daha sonra sorumuzu değiştirdik. Bakalım. Evet, Recep Kaya doğru cevap verenler arasındaydı. Recep'ciğim seni de tebrik ederim. Şöyle ismini de buraya yazalım. Recep gerçekten doğru cevap veren öğrencilerimiz arasındaydı Recep Kaya. Ve Devrim Dağ Güllü de doğru cevap verenler arasındaydı. Onun da ismini buraya şöyle yazmış olalım. Gerçekten doğru cevap vermiş bir öğrencimiz. De, evet Hazreti Davut'tu doğru cevabımız. Şimdi selamlaşma adabı. Evet. Eve giderken ve bir topluluktan, bakın eve girerken eve giriyoruz. Bir topluluktan ayrılıyoruz. Bu sıralarda ne yapmamız lazım? Selam vermemiz lazım. Değil mi? Selam verme özen göstereceğiz. Bir yere giderken geldiğimizi hissettirecek şekilde orada bulunanlara selam vermeliyiz. Böyle kısık sözle, kısık sesle selam verirsek kimse duymaz. Selam vererek selam verdiğimiz kimseleri önemsediğimizi ve onlara da değer verdiğimizi elbette göstermiş oluruz. O halde bugün nezaket kurallarını ve selamlaşma adabını çok güzel bir şekilde işlemiş olduk dersimizde. Umarım sizin için faydalı, etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Dersimizin sonuna gelmişken ödevlerimizi de verelim. Ödevsiz bir öğrenci, balkonsuz bir eve benzer diyoruz. Şimdi 0'dan 5'e 273 ile şöyle 273'ü açalım. 273 geliyor. Geldi. Evet. 273 ile 72'yi çok güzel bir şekilde, 275'i çok güzel bir şekilde ne yapacaksınız? Okuyacaksınız ve buradaki soruları çözeceksiniz. Çok önemli bir şekilde dersimizi pekiştirmiş, konuları öğrenmiş olacaksınız. Yine taktikli sözel kitabımızda 5. testi çözdüğünüz zaman din kültürü ve ahlak bilgisinde şöyle alalım. 5. test. Evet görüyorsunuz. Adap ve nezaket. Yine Zoru Bankası'ndaki 5. testi çözdüğünüz zaman çok güzel bir şekilde konuyu pekiştirmiş ve öğrenmeyi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bundan dolayı da şimdiden sizleri tebrik ediyorum. Ödüllü sorumuzun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.